Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu infinitif mit zu. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, infinitif mit zu ile güzel Türkçemizde bunu nasıl çevirebilirim, nasıl ifade edebilirim diye kendi kendime soruyorum. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar, bir eylemi yapmak üzere diyebiliriz. Şöyle bir örnek cümle yazdım. Buradan anlayabiliriz. Bakın, habt ihr Lust jeden Tag die Kaninchen zu füttern? Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Habt ihr Lust, ister misiniz? Lust, heves anlamında. Ancak güzel Türkçe'ye çevirecek olursak, ister misiniz? Jeden Tag, her gün die Kaninchen, tavşanları zu füttern, beslemeye. Demek ki tavşanları beslemeye hevesiniz var mı? İster misiniz anlamına geliyor. Bakın, buradaki asıl fiilim beslemek, yani füttern. Bu durumda ben ne yapıyorum? Bu fiili aynı şekilde koruyorum. Yani mastar halde koruyorum ve başına zu getirmiş oluyorum. Bu durumda zu füttern denildiğinde demek ki beslemek üzere gibi düşünülebilir. Dolayısıyla ister misiniz tavşanları beslemeye, her gün beslemeye var mısınız gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla bakın, buradaki zu füttern'dan kasıt beslemek üzere, beslemeye, yani tavşanları her gün beslemeye var mısınız, ister misiniz anlamı doğmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, zu plus infinitif'i çeşitli durumlarda kullanabiliyoruz. Buraya zaten daha bir açıklık getirmiş olacağız bu sayede. Şimdi ilk maddeye baktığımızda nach bestimmten Verben diyor. Yani belli başlı fiillerden sonra zu plus infinitif yapısını devreye sokabiliyorum. Ne gibi hallerde? Bakın, burada zaten nach bestimmten Verben, yani belli başlı fiillerin ardından kullanılan bir yapı bu. Dolayısıyla sich vorstellen gibi, tahayyül etmek, düşünmek gibi, raten, tahminde bulunmak, anfangen neydi? Anfangen, başlamak demekti. Aufhören, bitirmek, vergessen de unutmak gibi fiiller arkadaşlar. Demek ki biz bunları gördüğümüzde cümlenin içerisinde kurarken zu plus infinitif'i demek ki ne oluyor? Çağrıştırıyor. Bu durumda bakın, buraya bir örnek yazdım. Ich empfehle Ihnen die Kaninchen freilaufen zu lassen. Freilaufen, yani serbest bırakmak demek arkadaşlar. Ich empfehle Ihnen, benim size önerim. Bakın, benim size önerim burada bir nezaket formu olduğu için Ihnen olarak ifade ediyoruz. Benim size önerim, tavşanları serbest bırakın. Hani diledikleri gibi hareket etsinler, onları kısıtlamayın demeye getiriyor. Dolayısıyla ich empfehle Ihnen die Kaninchen freilaufen zu lassen şeklinde, demek ki arkadaşlar ne yapmış oluyorum? Bu kalıbın içerisinde zu plus infinitif'i kullanmış oluyorum. Yani bu maviyle ifade etmiş olduğum fiillerde. Bir başka durum ne olabilir? Nun plus haben, yani öyle isimler var ki haben'ı gerektiren. Demek ki bunlarda da ne oluyormuş? Infinitif mit zu, bakın, Lust haben, hevesin olması, Interesse haben, ilginin, alakanın olması, Angst haben, korkmak gibi fiiller de demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Haben gerektiren isimler. Dolayısıyla ne oluyor bu? Zu plus infinitif ile anılıyor. Bakın burada mesela ne demiş cümlemiz? Ich habe keine Zeit, vaktim yok, das alles zu übernehmen, yani bunların her bütün bu işleri benim yapmaya vaktim yok. Yani bütün bunları benim üstlenmem. Evet, aradığım kelime oydu. Etwas übernehmen, bir şey üstlenmek anlamında. Yani bütün bu işleri benim üstlenmem için vaktim yok dediğimde, demek ki ich habe keine Zeit, das alles zu übernehmen. Bakın, demek ki burada haben'le beraber, değil mi? Zeit haben, zamanın olması neyle anılıyormuş demek ki? Zu plus infinitif ile anılıyormuş. Bir diğer yapı ise arkadaşlar, Konstruktion mit es, yani es ile olan yapılar nedir mesela? Es ist toll, harikadır, değil mi? Es ist interessant, ilginçtir. Es ist anstrengend, yorucudur. Es ist unsere Pflicht, bu bizim görevimizdir, değil mi? Bizim mesuliyetimiz, sorumluluk alanımız, görevimiz, vazifemiz gibi, değil mi? Unsere Pflicht,
Demek ki bunlarda da ne oluyormuş arkadaşlar? To plus infinitif almış oluyor değil mi? Buraya da baktığımızda örnek cümlemize. Es ist nicht leicht eine Entscheidung zu treffen. Kolay değil bir karar vermek, bir karara bağlanmak gibi. Treffen, eine Entscheidung treffen, bir kararda buluşmak der Almanlar. Dolayısıyla hani bir kararda buluşmak demeyiz güzel Türkçe'de, ne deriz? Karar almak deriz değil mi? Kolay değil karar vermek, karar almak gibi düşünecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı eine Entscheidung treffen. Bu durumda kolay değil bir karar almak. Bu durumda es ist nicht leicht eine Entscheidung zu treffen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu yapıların şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Demek ki nach bestimmten Verben belli başlı fiillerden sonra mit plus infinitifi düzeltiyorum. Zu plus infinitifi ne yapmış oluyorum? Cümlenin içerisine sokabiliyorum. Dolayısıyla bunlardan birisi neymiş? Sich vorstellen, raten, anfangen, aufhören, vergessen gibi fiiller. Dahası da var arkadaşlar. Tabii bunlar zaman içerisinde karşımıza çıktıkça beynimiz bunu emin olun şey diyecektir. Ha, bu eylem su plus infinitifi gerektiriyor diyecektir. Dolayısıyla zaman içerisinde bunların hepsi oturacaktır arkadaşlar. Şimdi örnek cümlemiz ne diyor? Ich empfehle Ihnen die Kaninchen freilaufen zu lassen. Benim size önerim tavşanları serbest bırakmanızdır dediğimizde demek ki zu plus infinitifi kullanıyoruz. Demek ki zu plus infinitif neymiş arkadaşlar? Mastar halde bırakmak değil mi? Zu lassen. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Habt ihr Lust? İster misiniz? Hevesiniz var mı? Jeden Tag die Kaninchen zu füttern. Tavşanları beslemeye her zaman değil mi? Her gün tavşanları beslemeye hevesiniz var mı? İster misiniz? Değil mi? Hani bunu yapabilecek misiniz gibi bir anlam da doğmuş oluyor. Bakın burada da demek ki zu plus infinitif değil mi? Mastar olarak bırakmam gerekiyor. Bakın nomen plus haben dedik. Demek ki isimle beraber anılan haben yapılarında da gene zu plus infinitif oluyormuş. Tıpkı Lust haben, Interesse haben, Angst haben gibi. Örnek cümlemiz ne diyor? Ich habe keine Zeit, das alles zu übernehmen. Bütün bunları üzerime almamın değil mi? Bu mesuliyeti üzerime almam da olabilir. Bunun için vaktim yok demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Konstruktion mit ist'te ise, ist yapılarında ise es ist toll, es ist interessant, es ist anstrengend, es ist unsere Pflicht denildiğinde de demek ki ne oluyormuş? Zu plus infinitif ile anılıyormuş değil mi bu yapılar? Dolayısıyla es ist nicht leicht eine Entscheidung zu treffen. Kolay değil bir karar vermek, bir karar almak anlamına geldiğinde demek ki burada da gene ne yapacakmışız? Zu plus infinitif yani zu ve mastar hali korumamız gerekecekmiş. Dilerseniz bunları arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Habt ihr Lust jeden Tag die Kaninchen zu füttern? Habt ihr Lust jeden Tag die Kaninchen zu füttern? Ich empfehle Ihnen, die Kaninchen freilaufen zu lassen. Ich empfehle Ihnen, die Kaninchen freilaufen zu lassen. Ich habe keine Zeit, das alles zu übernehmen. Ich habe keine Zeit, das alles zu übernehmen. Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Infinitiv mit zu yapısını arkadaşlar çeşitli örneklerle pekiştirelim. İlk örneğe baktığımızda es ist toll, einen Hund als Haustier zu haben cümlesini görüyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar es ist toll ile başlayan bir cümle bu. Dolayısıyla neyi gerektiriyor? Zu'yu gerektiriyor değil mi? Als Haustier evcil hayvan olarak anlamına geliyor. Yani cümlemiz bize diyor ki bir köpeğin olması, evcil hayvan olarak köpeğin olması müthiştir demeye getiriyor. Dolayısıyla evcil hayvanın olması haben bu durumda zu haben olması gerekiyor arkadaşlar. Zu haben demek ki sahip olunulması durumu değil mi? Evcil hayvan olarak köpeğin oluşu müthiştir. Bu durumda
Es ist toll, einen Hund als Haustier zu haben diyoruz arkadaşlar. Demek ki zu haben infinitif olarak bunu korumuş oluyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar, mein Hund Oskar findet es schön auf dem Sofa zu liegen. Evet, cümlemiz ne diyor arkadaşlar? Köpeğim Oskar findet es schön, güzel buluyor. Neyi güzel buluyor? Auf dem Sofa neydi arkadaşlar? Kanepenin üstünde. Liegen ne demekti? Yatmak, uzanmak demekti. Zu liegen. Demek ki kanepenin üzerinde yatma olayını köpeğim Oskar müthiş, çok nasıl buluyormuş? Güzel buluyormuş, değil mi? Dolayısıyla benim aslında odaklanmam gereken şey ne? Kanepenin üzerine uzanmak. Dolayısıyla auf dem Sofa liegen'e baktığımızda buradaki eylemin önüne zu getireceğim. Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Demek ki uzanmak, yatmak anlamındaki bu liegen'in önüne ne getirecek getirmem gerekiyor? Zu'yu getirmem gerekiyor. Bu durumda ne diyeceğim? Mein Hund Oskar findet es schön auf dem Sofa zu liegen demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım, ne diyor? Er findet es auch toll im Park mit anderen Hunden zu spielen. Evet, o tabi buradaki kastettiğim kim? Oskar, değil mi? Oskar ya da er findet es auch toll. Aynı zamanda şunu da harika buluyor. Neyi? Cümlenin devamına bakıyoruz. Im Park mit anderen Hunden, parkta öteki köpeklerle birlikte zu spielen, oynamayı. Bakın burada öteki köpeklerle oynamak. Buradaki eylem nedir? Spielen eylemi, yani oynamak. Bunun önüne ne getirmem lazım arkadaşlar? Zu'yu getirmem lazım. Çünkü aslında bir nevi bu cümlenin ana noktası, değil mi? Ana başlığı da diyebiliriz. Köpeklerle, öteki köpeklerle oynaması. Dolayısıyla buradaki oynamanın önüne zu'yu getirmemiz gerekiyor ki ne olsun? İnfinitifimizi, zu plus infinitif yapısını kuralım. Bu durumda zu spielen, değil mi? Bu yapıyı koruyorum ve er findet es auch toll im Park mit anderen Hunden zu spielen demiş oluyorum. Demek ki diğer köpeklerle oynamayı, değil mi? Parkta oynamayı da müthiş buluyor demiş oluyorum. Tabi burada bunu Türkçe'ye çevirdiğimde arkadaşlar, güzel Türkçemizde çok güzel bir sıralama var. Ancak Almanca'da sondan başa olan bir sıralama olduğu için hani insan böyle ikilemde kalabiliyor. O sebepten her zaman cümlenin sonuna geldiğinizde sondan başa çeviriyor olmanız gerekiyor. Dördüncü örneğe baktığımızda, er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen. Evet, Angst haben neydi arkadaşlar? Korkmak demek. Her zaman şundan korkuyor. Neyden korkuyor? Nicht genug Futter zu bekommen. Futter arkadaşlar mama demek. Genug Futter yeteri kadar mama. Bekommen elde etmek. Yani neyden korkuyor? Yeteri kadar maması olmayacak diye korkuyor. Şimdi burada asıl bizim odaklanmamız gereken şey ne? Yeteri kadar mamayı elde edememek. Dolayısıyla elde edememek, sahip olamamak anlamına gelen ne var? Bekommen eylemi var. Bunun önüne ne getireceğiz? Zu'yu getireceğiz. Bu durumda nicht genug Futter zu bekommen ile devam ediyor cümle. Bu durumda o neyden korkuyor? Yeteri kadar mamasının olamamasından korkuyor. Yani yetmeyecek, aç kalacak diye korkuyor demeyi getiriyor cümle. Bu durumda bekommen önüne zu gelecek. Bu durumda er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen diyeceğiz. Beşinci örneğe bakalım arkadaşlar. Oskar hört nicht auf zu fressen, auch wenn er schon satt ist diyor. Cümlemize baktığımızda arkadaşlar, aufhören, aufhören bitirmek demek arkadaşlar. Kesmek, bitirmek anlamında. Fressen, şimdi hayvanlar için Almanca'da arkadaşlar essen demiyoruz. Yemek hayvanlarda fressen şeklinde ele alınıyor. İnsanlarda essen diyoruz. Hayvanlar için de fressen diyoruz. Dolayısıyla Oskar yemeği bırakmıyor. Auch wenn er schon satt ist. Satt, tok olmak demek arkadaşlar.
karnı tok olsa bile neyden vazgeçmiyor? Yemek yemekten vazgeçmiyor. Demek ki çok iştahlı bir köpekmiş bu, değil mi? Auch wenn olsa da anlamına geliyor arkadaşlar. Schon, bakın bunların hepsi şey anlamında, hani pekiştireç anlamında, tok olsa dahi gibi, oradaki hani dahi gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla buradaki asıl bizim eylemimiz ne? Hayvanın yemek yemesi. Dolayısıyla yemek yemek hayvanlarda neymiş? Fressen. Bunun önüne ne gelecek? Su gelecek. Dolayısıyla Oscar yemekten vazgeçmiyor. Karnı tok olsa bile. Dediğimizde demek ki zu fressen şeklinde ele alıyoruz. Bu durumda ne oluyor? Oscar hört nicht auf zu fressen, auch wenn schon satt ist, demiş oluyoruz. Ve son cümlemize, son örneğimize baktığımızda ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Evet, ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen tahayyül etmek, düşünmek anlamında arkadaşlar. Ben yani bunu tahayyül edemiyorum, düşünemiyorum böyle bir şeyi. Neyi düşünemiyor? Ohne ihn zu leben, onsuz yaşamayı düşünemiyorum. Yani hayatında o kadar var ki bu köpek, onsuz hayatı düşünemiyorum diyor cümle. Dolayısıyla buradaki kilit noktamız ne arkadaşlar? Yaşamak, yani leben. Bunun başına ne gelecek? Zu leben, yani onsuz yaşamak benim aklımın ucundan bile geçmiyor gibi. O kadar hayatın içindeki hayvan, değil mi? Bu durumda ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk örneğe baktığımızda es ist toll, ein Hund als Haustier zu haben. Harikadır bir köpeğin, değil mi, evcil hayvan olarak olması denildiğinde sahip olmak, buradaki kilit noktamız bu, değil mi? Sahip olmak, yani haben. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Başına zu getiriyoruz ve mastar olarak bırakıyoruz. Bu durumda es ist toll einen Hund als Haustier zu haben demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda mein Hund Oscar findet es schön auf dem Sofa zu liegen. Evet, bakın buradaki ana asıl kilit diyelim kelime ne? Hayvanın kanepenin üstünde yatması, uzanması. Nedir bu eylem? Liegen. Dolayısıyla başına zu gelecek. Ne demiş oluyoruz? Köpeğim Oscar güzel buluyor kanepenin üzerine yatmayı. Bu durumda mein Hund Oscar findet es schön auf dem Sofa zu liegen diyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda er findet es auch toll im Park mit anderen Hunden zu spielen. Evet, o şunu da çok müthiş buluyor. Neyi güzel müthiş buluyor arkadaşlar? Im Park mit anderen Hunden zu spielen. Parkta başka köpeklerle oynamayı. Dolayısıyla buradaki kilit eylemimiz ne? Oynamak, yani spielen. Başına ne gelecek? Zu spielen gelecek. Bu durumda er findet es auch toll im Park mit anderen Hunden zu spielen diyeceğiz. Dördüncü örnekte er hat immer Angst, her zaman korkuyor, nicht genug Futter zu bekommen. Bakın buradaki kilit de ne, kilit kelime de ne arkadaşlar? Yeteri kadar mamanın elde edilememesi, değil mi? Bu durumda bekommen eylemi ne oluyor? Bizim kilit eylemimiz oluyor. Başına ne gelecek? Zu gelecek. Bu durumda er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen diyeceğiz. Beşinci örneğe baktığımızda Oscar hört nicht auf zu fressen, auch wenn schon satt ist. Karnı tok olsa bile Oscar neyden vazgeçmiyor arkadaşlar? Yemek yemekten, değil mi? Bunu asla bırakmıyor. Dediğimizde buradaki kilit kelime nedir? Hayvanın yemek yemesi, değil mi? Oscar'ın sürekli yemek yiyor oluşu. Dolayısıyla bu neymiş? Fressen. Ne gelecek başına arkadaşlar? Zu fressen. Bu durumda Oscar hört nicht auf zu fressen, auch wenn schon satt ist. Karnı tok olsa bile. Ve son örneğe baktığımızda ich kann mir nicht vorstellen, tahayyül edemiyorum, ohne ihn zu leben. Onsuz hayatı düşünemiyorum. Onsuz yaşamayı düşünemiyorum dediğimizde bakın burada yaşamak kilit eylemimiz. Dolayısıyla başına ne gelecek? Zu leben. Bu durumda ich kann mir nicht vorstellen,
ohne ihn zu leben diyeceğiz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es ist toll, einen Hund als Haustier zu haben. Es ist toll, einen Hund als Haustier zu haben. Mein Hund Oskar findet es schön, auf dem Sofa zu liegen. Mein Hund Oskar findet es schön, auf dem Sofa zu liegen. Er findet es auch toll, im Park mit anderen Hunden zu spielen. Er findet es auch toll, im Park mit anderen Hunden zu spielen. Er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen. Er hat immer Angst, nicht genug Futter zu bekommen. Oskar hört nicht auf zu fressen, auch wenn er schon satt ist. Oskar hört nicht auf zu fressen, auch wenn er schon satt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde infinitif mit zu konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.